Evet, bugün size otomatik bilgi paylaşımıyla ilgili son bilgileri vereceğim. Bugün 20 Kasım 2020. Eylül ayı başından beri sizleri bilgilendiriyorum biliyorsunuz. 25 Ağustos 2020'de Gelir İdaresi Başkanlığı'nın açıkladığı, yayımladığı bileş broşürden sonra gene bilgilendirmeleri yaptık. Çünkü biz de tam bilgilendirme dedik o zaman. Şimdi arkadaşlar, ben başından beri ne söylüyorum? 54 ülkenin bilgileri bu sene içinde verilecek, yani gelecek Aralık ayında ilgili ülkelere ulaşmış olacak. Bunlarla ilgili yapılacak hiçbir şey yok. Şimdi bu ülkelerin hangileri? Kanada, İsveç, Finlandiya, Danimarka, Norveç, Macaristan, Rusya, Çin, Japonya, yani Azerbaycan gibi birçok ülke. Bunların bilgileri bu yıl sonunda gidecek, hazırlanmış. 2019 yılında 31 Aralık itibariyle hesabınızda ne kadar para varsa veya finansal hareketler, şirketiniz varsa şirketinizdeki o Türkiye'deki bilgiler veya herhangi bir ülkede, sadece Türkiye değil, yani yaşadığınız ülkenin dışında herhangi bir ülkede neyiniz varsa yaşadığınız ülkeye bildirilecek. Burada vatandaşlık falan söz konusu değil. Şimdi dürüst bir avukat, telefon ettiğiniz zaman diyorsun ki nerede yaşıyorsun? İsveç'te veya Danimarka'da veya Finlandiya'da veya Macaristan'da. Türkiye'de bunlara telefon ettiğiniz zaman ben ne yapabilirim benim bu olayla ilgili herhangi bir... Sana dürüst bir şekilde ne söylüyor? Sizin için yapılacak hiçbir şey yok. Hani dürüst avukat bunu söylüyor. Ama bu arada müşavirli, mali müşavirlik veya bulunduğunuz ülkelerdeki kişiler ya sizi şöyle kurtarırız, böyle kurtarırız gibi sizden para kopartmaya çalışıyorlar. Bunlara kapmayınız. Yapacak hiçbir şey yok. Niye? Ta ben başımdan bu bilgiyi Türkiye'de yetkililerden aldım. Finlandiya için dedi yapacak hiçbir şey yok. Ha, bunun hesabında ne oluyor? 54 ülke Finlandiya'nın içerdiği. Ben de bu bilgilendirmeleri doğru bir şekilde sizlere yaptım. Şimdi birileri diyor ki işte adresini al, şunu al, bunu. Ya adres değişikliği onların fazla bir büyük etkisi şu aşamadan sonra bunlara yok. Şimdi hangi ülkeler verilmeyecek bu sene? Almanya, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa 5 ülke. İsviçre zaten paylaşım yapmayacak bu sene. 6 mı yetti? Son aldığımız bilgilere göre İngiltere'de kendi yetiştiremediği için bu yıl Türkiye'den bilgi almayacak. Yani İngiltere'deki bir vatandaş veyahut bu diğer 5-6 ülkedeki, bunlar Türkiye'deki adres değişikliklerini veya işte yurt dışında gözükmeyecek bir şekilde gerekli işlemleri yaparlarsa bu 2020 verileri 2021 yılında sonunda eğer verilecekse gözükmeyecek. Yani 2021 yılında 20 yılını kurtarmalı durumları var. Ama Alman hükümeti derse ki yani 2020 bilgilerini istiyorum 2021 yılında, ona bir şey diyemiyoruz veya başka ülke. O da garanti değil ama bunlar diğer 54 ülke gibi değil. Onlar 2019 verileri gittiği için onlar için yapılacak bir şey yok. Diğerleri yapabilirler. Ha, burada yasal şekilde yani paranız Türkiye'ye gitmişse bunda bir sorun yok. Yani adamlar zaten ne diyorlar? %99'u elinden getirmiş, yatırmış oradaki hesaplarına varsa. Yani bunlara sorun var. Şimdi ne yapıyor? Birileri ortaya çıkıyor. Biz sizi kurtarırız veya şöyle yapın, böyle yapın diyorlar. Şimdi Türkiye'deki bankalardaki çalışan kişiler de ne yapıyor? Adam gidiyor hesabındaki parayı çekecek. Veya hesabını kapatmak istiyor. Veya şey, ne yapıyorlar bunlara? Diyor ki böyle bir şey yok, biz bankalar vermeyeceğiz falan filan gibi şeyler söylüyorlar. Bunlara inanmayın. Çünkü bu verilecek veyahut verilmiş. Hani bankalar ne yapıyor? Mevduat, oradaki para, iyi para, parasından olmamak için şu kadarını bırak, bu kadarını bırak, akıl veriyorlar. Bunların pek bir faydası bu aşamadan sonra yok. Evet, arkadaşlar, ben şimdi sizlere niye böyle bilgileri sağlam veriyorum? Okuyorum, dinliyorum, araştırıyorum. Bir de bir kişiye veya bir yere inanacağımız tek şey Gelir İdaresi Başkanlığı'nın şeyi var. Onlar ne yapmışlar? Diyor ki git diyor bulunduğun ülkedeki vergi dairesinden uyumlu çalış. Seni kaldırıp atmış. Ha, onlar açık açık öyle demiş devletin bürokrasisi. Ha, şimdi birileri bir şeyler için uğraşıyor. Dün işte bir milletvekilini dinledim. CHP'li milletvekili. Yani mantıklı konuşuyor. Zaten Köln'de yaşamış. Mantıklı açıklamalar yapıyor. Yani o AK Parti'nin Zafer Sırakaya'sına göre çok da şey konuşuyor. Yani ilmi konuşuyor. Ama yani hükümet nezdinde bir şeyler yapmaya çalışıyor. İşte diyor
Cumhurbaşkanı imzaladığı şeyde diyor 6. maddeye göre diyor işte sen ya ben yetiştirdim vermeyebilirsin diyor ama şu var bildiğimiz bir şey var bunları vermek zorundalar. Yoksa Türkiye'yi şu zor zamanlarda kıskaça alırlar. Çünkü bu Türkiye'nin bir tek başına attığı bir imza değil. 136 ülke atmış buna 107'si de paylaşım yapacak. Çünkü bu yani bu Türkiye'nin elinde olan bir şey değil. Türkiye'nin yaptığı, hükümetin yaptığı hata ne zaman her zaman söylüyoruz. Buna 2011 yılında en son imzalanmış tam tamına. Ondan sonra 2017'de işte meclisten geçmiş şurada buradan vatandaş bilgilendirilmemiş. Uyumuş yurt dışı teşkilatları, elçilikler, sosyal sivil toplum örgütleri dahil hepsi uyumuşlar. Niye onlar sivil toplum örgütleri AK Parti'ye bağlı onlara ne yapıyorlar işte? Milletvekillerini gezdiriyorlar, gelen gidene işte şey yapıyorlar, yağ yakıyorlar veya işte kendileri büyük adam şey rollerini oynuyorlar. Bunların başında olan bir kişi de şu anda milletvekili olmuş işte bu Zafer dediğin. Ya oradayken ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Ancak hükümetlerle çatıştılar. Büyükelçiklerin zaten hiçbir şey yaptıkları yok. Ya şimdi arkadaşlar bu diğer konu da şöyleymiş yani. Şimdi adamlar Almanya'da işte o saydığım 5-6 ülke, işte şimdi İngiltere'de var. Yani Türkiye'ye gidip adres değişikliği yapacaklar ya. Şimdi böyle bir şey yapmak istediği zaman elçilikten vekalet vermesi lazım. Kendi gitmese zaten randevu almak 2-3 ay. Yani yıl çıktı. Ocak ayına veriyorlar. Yani bu da son zamanlarda vatandaşın en büyük çilesi. Yani acil bir şeysi olduğu zaman mümkün değil. Eskiden giderdin kuyruğa girerdi. Bir şey yaptırırdın. O da yani sağ olsun AK Parti son zamanlarda burada şeysi yok. Bunun da mümkünü yok. Yani bu da çile şu anda. Onun için yani birebir gitmek gerekiyormuş. O da bir haftayı en az orada bulunmanız gerekiyor. İşte adam adresini değiştirecekse işte o boş evse hiç yeni evse adı neyse. Ama normal diğer adreslerde işte oraya giden bir faturanı gösterecekmişin şudur budur. Zaten adres değişikliğini pek etmiyorlar nedir o faydalı olacağını. Pek kişi tavsiye etmiyor ama gidip değiştireceksem diyorsun bankadaki hesabımdan işte parayı belirli kısmını çekeceğim şu bu yapabilirsiniz ama bu 54 ülke için yapılacak hiçbir şey yok. Bir de şu var yani onu da söyleyeyim size mesela eşinle ortak hesabı olanlar var. Bu diyelim şu anda gönderilecek Finlandiya dahil İsveç o ülkelerde eşinle ortak hesabı varsa diyelim 10.000 hesabı da var. 10.000 eşi için geliyor 10.000 de kendi için. Yani hem anladınız mı? Yani hesap ortak hesapları bunların var diye değil. Hepsini ayrı ayrı bildiriyorlar. Ülkeye geliyor. Onu da bilin yani. Ben de şunu söyleyeyim. Bu yurt dışı akraba topluluklar başkanlığının yani hazır bir seminerine internet üzerinden katıldım. Zaten onlar benim videolarımın hepsini seyretmişler. Yani o bakımdan iyiler. Seyretmişler. En sonunda dinledim sonuna kadar. Arkadaş sağ olsun o istedi oradan ki ya sen de katıldığına. Biz biraz bir kişi olduk bu konuda. Dedim en sonunda söylediğim şu. Yani dedim, vatandaşı dedim illegal yola kaydırmayacağız. Çünkü yapacağı şu anda ne olmuş? 2019 verisi adamın gelmiş. Şimdi adama desen git gitsin adam 2020 şu anda 2020'nin sonuna gelmişiz. Gidecek. Hesabında işte adresi değiştirecek. Hesabında viyat parayı çekecek, hesabı kapatacak. Hesabı kapatsa gene hesabın kapatıldığı geliyor. Ya adamın hesabında 10.000 euro varsa çekmiş onu. Bu sene sonunda ne olacak? Gene sene gene bildirilecek bu 54 ülke. Sıfırlamış. Ne oluyor? Suç işlemiş oluyor. Yani anladın mı? Şu anda bu 54 ülkenin fazla oynamaması lazım. Bulunanların. Kimseye de inanmayın. Benim dediklerim doğru. Herkese bunu teyit ediyor. Ha burada yapacak ne var? Hükümet bir şey yaparsa hani göndermemiş belki. Belki bazılarını göndermemiştir şu anda. En kötü ihtimalle gelecek ay içinde gelir. Ya derse ki ben 2 sene vermiyorum. Çok zor demez. Ha orada belki adam kurtarır. Ama diğer çeşit burada yapılacak hiçbir şey yok. Vergi dairelerinden gelecek. Ne diyor? Kağıtları bekleyecekler. Sakın kimseye para kaptırmayın arkadaşlar. Ben diyelim yani hep yaptığım videolarda ne yapıyorum? Size doğruları söylüyorum. Çünkü burada benim menfaatim yok. Para kazanmak için şey yapmıyorum. Yoksa derim ya ulan bana 100 euro verin. 200 euro gönderin hesabınıza. Ben size işte fikri vereyim, şey edeyim, kurtarmaya çalışayım. Adamlar 500 bin euro istiyorlarmış. Bunu verecek çok kişi var mı? Var. En az 1000 kişi gönderse 100 eurodan ne yaptı? 100 bin euro. Anladınız mı? Bu işte büyük para var. Halk çaresiz ve burada düşmüşler ortalığa. Sakın bunlara para vermeyin. Bu 54 ülke daha da bazen 58 de söylüyor. Bunlar gitmiş. Almanya, Belçika, Hollanda, Fransa, Avusturya, İsviçre zaten İngiltere bu 6-7 ülke
Ha tamam, hesabı değiştirebilir. Bunlara mali müşavire veya avukata Türkiye'de vekalet de verebilirler. Danışabilirler. Ha, bir şeyler yapabilir. Ama o da çok geç yani şu anda. Anlatabiliyor muyum? Yani hesap kapatırsa bile hesabın kapattığını bildirecek. Almanya büyük bir ihtimalle isteyecektir de yani. Gelesine verecekler. Bir büyük kazık gurbetçiye bu. Şöyle kazık yap ama bilgilendir, adam ona göre. Bu büyük balıkları tutmak için, büyük vergi kaçaklarını, kaçakçılarını ele geçirmek için terör parası şu bu yapılan bir hareket. Türkiye'de bunun içinde yer almış ama Türkiye yurttaşını bilgilendirmemiş. Çünkü hiçbir ülkenin bu kadar yurt dışında 6 milyon insanı yok. Ben %80 diyordum, bazıları %90'ı diyor. Yurt dışında yaşayanların bundan etkilenecek. Bu tabi yurt dışında yaşayanlar için, gurbetçi için bir milat. Ne oldu? 80'li yıllarda akrabalar, dostlara, mostlara parayı kaptırdılar. 90'lı yıllarda holdinglere kaptırdılar. Şimdi de ne oldu? İktidar zor durumda bıraktı. Her şeyi belki sıfırlayıp yeniden başlanacak. Bazı ülkelerde hapis cezalı alanlar da olacak. Bazılarında sınır dışı edilenler de olacak. Ama şunu görüyorum, takip ediyorum. Hükümet bu konuda fazla bir adım atmıyor diye. Mustafa Yeneroğlu 2017 yılında bu kanun çıktığı zaman da kendisiydi. Yurt dışındaki Türklere ne demiş? Hiç merak etmeyin, biz sizi mağdur etmeyiz. Ha şimdi öbür partiye geçmiş, oradan işte bir şeyler atıyor. Senin elindeydi. Ondan sonra Zafer'e kaldı. Zaten Zafer'den bir şey olmaz. Yani burada açık açık söylüyorum onu. Zaten milletvekili olurken de ben dedim. Bundan bir şey olmaz. Yapmayın bunu milletvekili. Çünkü UET değil, Avrupa'da batırdıydı. Yani öyle bir hale gelmişti ki Recep Tayyip Erdoğan Avrupa'da konferans veya seminer verecek, konferans diyorum işte, bir toplantı yapacak, konuşma yapacak mekan bulamıyorlardı ona. Bosna'ya attılar en sonunda. Çünkü niye? Ülkelerle çatışıyorlar. O UET'de ne yapıyor? Şov yapmak için işte veya içindeki kriptolarla ne yaptılar? Hükümeti zor durumda bırakıyorlardı. Faydadan çok zararları oldu. Ve bunu tuttu. Ondan sonra gel seni milletvekili yapayım dedi. O milletvekili olunca da ne oldu? Mustafa Yeneroğlu partiden öyle veya böyle kapı önüne konuldu. Ki Mustafa Yeneroğlu benim gördüğüm kadarıyla daha donanımlı bir kişi. O da gitti öbür partiye. Sonuçta da olan biz yurt dışındaki gurbetçileri oldu. Benim herhangi bir bu konuda şeyim yok, ne hesabım var ne başka bir şeyim Türkiye'de, ama yurttaşlarımız çok zor durumdalar. Yapacak hiçbir şey yok. Şu anda 54 ülke için, diğerleri de dediğim gibi kimseye kolay kolay para kaptırmayın ama yapabildiğiniz kadar yapın. Bu işin yani bu sene Alman hükümeti öyle veya böyle veya Hollanda hükümeti, bunlar öyle veya böyle sizin hesaplarınızdaki bilgilere büyük bir ihtimalle bence ulaşmışlardır. Ha bundan sonra bulunduğunuz ülkelerde vergi dairelerinden uyum sağlayacaksınız, kanun kitabını iyi bileceksiniz. Evet arkadaşlar, videomun sonuna gene o 54 ülkeyi koyuyorum, hangi ülkeler paylaşacak, ama İngiltere bunların arasından şu anda çıkmış durumda. O da İngiltere hükümetinin ben sana bilgi veremeyeceğim demesi. Yani bilgi veremediği zaman ikisi beraber paylaşmıyorlar. Ama diğer ülkelerde böyle bir durum şu anda söz konusu değil. Büyük bir ihtimalle çoğu verilmiştir veya en geç Aralık ayında verilecektir. Sakın o dedi, bu dedi, şöyle dedi, böyle dediye inanmayın. Tamam mı? Bankalar bile ne yapıyorlarmış? Bankadaki memur bile parayı çektirtmemek için sana şöyle böyle sağa sola yalpalanıyormuş. Ama bu öyle değil. Yukarıdan bir düğmeye basıyor. Gelir Dersi Başkanlığı toplu olarak bilgileri alıyor. Burada kişisel verilerin koruma kanunu falan filan buna işlemiyor. Bu farklı bir olay. Evet arkadaşlar, yine bu konuda sizleri bilgilendiririm. Videomu paylaşabilirsiniz. Benim her zaman açık. Çok çok da video kanalıma abone olursanız ve zili tıklarsanız anında yeni bilgilerde size bilgilendirmede haberdar olursunuz. Sağ olun, videolarımda basbaya yani ilgi görüyor. Benim amacım bilgi vermek. Biliyorsun bizimki karşılıksız olarak bilgi vermek. Evet, Helsinki'de ilk karımız bugün 20 Kasım itibariyle yanmış, yağmış durumda, azıcık sertmiş. Evet, Helsinki merkezden hepinize selamlar, kalın sağlıcakla.